Son dönemlerde özellikle Suriye ve Türkiye sınır bölgesindeki değişiklikleri dikkate aldığımızda bölgesel ve uluslararası alanda Türkiye'nin konumu ve bölge ve dünya ölçeğindeki bölgenin stratejik önemi nedir? Batılıların Orta Doğu diye tarif ettikleri bu bölge aslında son zamanlarda giderek daha büyük bir ehemmiyet kazanıyor. Bu ehemmiyet aslında yeni değil. Geçmişte büyük medeniyetler hep bu bölgede kurulmuş. Fakat buranın ehemmiyetinin artması aslında 1897'de Bazel Konferansı'yla dünya gündemine, bizim gündemimize gelmiş. Sonra 1917'de Birinci Cihan Harbi esnasında İngilizlerin arz-ı mev'udu İsraillere vaat etmesinin neticesinde bu biraz somutlaşmış. 1947 yılında da İsrail Devleti kurulup dünya çapında kabul görmeye başladıktan sonra da bu bölgede sürekli olarak bir hareketlilik, sürekli olarak yaşayan Müslümanları rahatsız eden, özellikle de Filistinlilere kendi topraklarında neredeyse yabancı muamelesi yapılan bir hale getirilmiş. Sovyetlerin dağılmasından sonra, 1991 yılından sonra ise dünya tek kutuplu hale gelmiş. Bu sefer Amerika Birleşik Devletleri Büyük Orta Doğu Projesi diye bir projeyi dünya gündemine taşımış. Bunu dolaylı yapmış. Pentagon dergisinde bir albayın bu konuyu gündeme getirmesi. Bu projenin aslında adı Büyük İsrail Projesi. Ama İsrail'i gizleyebilmek için de buna Büyük Orta Doğu Projesi demişler. Kurulduğu günden beri işgal ettikleri toprakları genişletmişler. Artık Büyük İsrail Projesini gerçekleştirme safhasına gelmişler. Böyle inanıyorlar. Bu gerekçeyle de Orta Doğu denilen bu coğrafyayı karıştırmayı önemli görüyorlar. Yani Büyük İsrail projesi tatbikata konulurken direnç azalsın diye. Bu bölgede şu anda etkili olabilecek dört tane ülke var. Birisi İran, birisi Türkiye, birisi Irak, birisi de Suriye. Lübnan ve Ürdün de var ama güçleri onların çok mahdut. Suriye doğrudan doğruya bu toprakların içinde gözüküyor tamamıyla. Irak'ın büyük bir kısmı belki tamamına yakını, Türkiye'nin ve İran'ın da topraklarının bir kısmı bu projenin içinde alenen zikredilmiş. Türkiye ilk başlangıçta bunun farkına belki varmayarak Suriye'de bir yanlış hareketi büyütüp orada merkezi hükümete karşı bir hareketin başlamasına destek verdi. Ama bu desteğin neticesine farkına varmadıkları iki devlet bu bölgeye indi fiilen askeri güçleriyle. Bunlardan bir tanesi Rusya. Çünkü Rusya'nın açık denizlere başka bir kapısı yok. Laskiye limanından başka. Ama şimdi Laskiye limanının yanında 5-6 tane daha üssü kuruldu burada. Rusya buradan çıkıcı değil. Başka kapısı yok çünkü. Bir Kaliningrad var. Kırım hiçbir zaman boğazlar sebebiyle onlar için önemli değil. Her zaman engellenebilecek bir durumda. Amerika Birleşik Devletleri ise bu bölgeyi yeniden tanzim için geldi. Gerekçe ne olursa olsun. Güya Esad'a karşı Ruslar Esad'ı destekliyor ama neticede bu bölge kan gölüne çevrildi. Şimdi öyle bir noktaya gelindi ki artık bundan sonra bunun devamı mümkün gözükmüyor. Suriye'de yaklaşık 7-8 milyon insan göçmen durumuna düştü. Bunun 3,5'u Türkiye'de,
gerisi diğer ülkelere dağılmış vaziyette. İşte bu bölgede mağdur kalan ve bundan sonra da Suriyeli olarak Suriye'de yaşama imkanını bulamayan geniş bir kitle var. Bunlara bir imkan hazırlayabilmek için Suriye'nin kuzeyinde 400 kilometre uzunluğunda 30 kilometre derinliğinde bir toprak parçasını yani imar etmek üzere ve bilahare de Suriyelileri orada iskan etmek üzere Türkiye bir plan hazırladı. Bu plan belli bir noktada Amerika'nın Irak ve Suriye'deki petrolleri Akdeniz'e taşımak için Suriye'nin güneyinde uzun zamandır konuşulan, daha doğrusu Türkiye'nin güneyinde, Suriye'nin kuzeyinde bir hatta denk düştü. Bundan dolayı da Amerika Birleşik Devletleri burada Türkiye'ye kısmen müdahaleye izin verebileceğini, kendi kuvvetlerini çekeceğini ifade etti. Ama tabii bu o bölgede yaşayanlar tarafından ne merkezi Irak Suriye hükümeti ne de YPG, PYD tarafından, Kürtler tarafından olumlu karşılanmadı. Amerika askerlerini kısmen çekmesine rağmen Türkiye orada adeta uluslararası sahada işgalci konumuna düştü. Bu da Türkiye'nin ne yazık ki dünyadaki itibarına zarar verdi. Türkiye'nin bu müdahalesini destekleyen 4 tane veya 5 tane ülke var. Geriye kalan ülkelerin tamamı, İslam ülkeleri, Avrupa Birliği ülkeleri, NATO buna karşı. Amerika bile buna tam destek vermiyor. Geçici olarak girip çıkabilirsiniz diyor. Şimdi Türkiye bir yol arıyor. Yani burada nasıl olacak da Türkiye'deki Suriyeliler tekrar kendi memleketlerine dönecekler? Nasıl olacak da Suriye'de barış yeniden sağlanacak? Ve nasıl olacak da Suriye'nin bütünlüğü muhafaza edilecek? Şimdiye kadar yapılan bütün görüşmelerde özellikle Suriye'nin bütünlüğü üzerinde herkes ittifak etmiş gibi gözüküyor. Ama sadece gibi gözüküyor. Nasıl bütünlük sağlanacak? Bunun üzerinde çok ciddi tereddütler var. Onun için Türkiye'nin son olarak Amerika Birleşik Devletleri ile olan münasebetleri biraz endişe verici bir boyut kazanmıştı. Sayın Cumhurbaşkanı gitti. Açıklamalar tam olarak tatmin edici olduğunu söylemek belki biraz zor. Ama bundan sonraki tatbikatta biz bunun ne manaya geldiğini göreceğiz diye düşünüyorum. Fakat buranın yeniden şekillenmesi veya Suriye bütünlüğünü sağlayarak ancak Türkiye'nin, Irak'ın ve İran'ın ittifakla oluşturacakları stratejilere, projelere bağlı diye düşünüyorum. Suriye sorunun çözümü konusunda sizin ve partinizin geçmişten gelen önerileri var. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşme durumunda da dile getirdiğiniz öneriler evet. var. Bunlar nasıldı? Bunlar nasıl değerlendirildi? Yani bizim her zaman söylediğimiz bir konu var. Problemler savaşarak değil, barış içinde çözülmeli. Çatışarak değil, konuşarak çözülmeli. Eğer buna riayet edilirse herkes bu tavırdan faydalanır. Kimse zarar görmez. Can kaybı olmaz. Ekonomi bu kadar zarar görmez. Onun için biz Suriye ile gerginlik başlayınca ve Türkiye'nin Suriye politikasının değişeceği konusunda biz de bir kanaat olunca biz doğrudan doğruya Suriye'ye gittik.
Suriye hükümetiyle bir parti olarak görüştük. Esad'ın ne düşündüğünü öğrenmeye çalıştık. Oradaki müşahedemiz şuydu, Esad bu problemin görüşülerek barış içinde çözülebileceğine razı idi. Hatta şaşırmıştı. Ben de o kanaatleri Türkiye'ye döndüğümde hükümete, Dışişleri Bakanı'na olduğu gibi aktardım. Ama hükümet politikalarında herhangi bir değişiklik olmadı. Bugün için geldiğimiz noktada Türk hükümeti nasıl bir tavır sergiler diye düşünüldüğünde de benim kanaatim, evet, Sayın Cumhurbaşkanı bizzat Esad'la görüşmeye yanaşmak istemiyor. Baştan beri bir tavır sergiledi. Ama Suriye hükümetiyle Türkiye devletinin unsurları, elemanları görüşebilir kanaati var. Ve ben bu görüşmelerin de devam ettiğini, yapıldığını düşünüyorum. Zaten çözümün de başka türlü olması mümkün değil. Astana görüşmeleri, Adana görüşmeleri zaten bu konuda ittifak olduğunu da teyit ediyor. Hem Ruslar buna razı, hem Türkiye razı, hem İran, hem de Irak bu konuda aynı düşüncelere sahip. Yani yakın bir zamanda doğrudan görüşmeler olma ihtimali var mı? Yani ikinci ülkeler üzerinden değil de birinci ülke üzerinden doğrudan görüşmeler... Şu anda bu konuda bir şey söylemem benim mümkün değil. Bu çünkü doğrudan doğruya Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi takdiriyle olacak bir konu. Ama bu noktaya gelindiği kanaatindeyim. Çünkü bu iş bundan sonra hakikaten devam ettirilemez bir noktaya geldi. Can kayıpları çok arttı. Ekonomik yük çok arttı. Ve bu gidiş Suriye'de barışa gidecek yolu kapatıyor. Çatışma. Onun için eninde sonunda bir mutabakat sağlanacak diye düşünüyorum. Ama ben bunun sadece ikili ilişkilerle çözülebileceğini tahmin etmiyorum. Burada mutlaka Türkiye ve mutlaka İran devrede bulunacak. Zaten İran ve Türkiye'nin devrede bulunması işin çözümünde en etkili rol oynayacak bir ittifaktır, onu da bilelim. Evet, buna Rusya'nın da katkısı olur. Irak'ın da katkısı olur. Ümit ederim Amerika'nın da katkısı olur. Amerika'nın ne kadar katkısı olur bilmem. Oradaki politikaya ben güvenemiyorum. Amerika bu bölgede barışın sağlanmasından yana değil benim kanaatim. Yani sürekli bu bölgede bir kargaşa, bir çatışma olursa, bu bölgede huzur olmazsa müdahale kolaylaşır diye düşünüyorum onlar kendi yönlerinden. Şimdi İran ve Türkiye iki komşu ülke, ortak kültür tarihi noktalarında da bakıldığında bu münasebetleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu birinci, buna bağlı olarak da özellikle Türk diplomasisinin bu alandaki tavırlarını nasıl görüyorsunuz? İran-Türkiye ilişkilerine yönelik Türk diplomasisinin izlediği rota. Dediğiniz çok doğru. Yani Türkiye ve İran dünyada eşine az rastlanır bir münasebet içinde bulundular son yaklaşık 400 küsur senedir. Bu çok önemli bir şey. Yani bu kadar uzun sınırımız olmasına rağmen, biz bir sürü badireler atlatmamıza rağmen, Osmanlı'nın dağılmasına rağmen İran ve Suriye sınırı hep muhafaza edildi. Burada hiçbir çatışma meydana gelmedi. Biz tabii İran'ı hem bir kardeş ülke olarak görüyoruz, aynı zamanda İslam ülkeleri yönünden de bakıldığında önemli görüyoruz bu bölge için.
bu bölgeyi tehdit edenler hem İran'ı hem Suriye'yi tehdit ediyorlar. Onun için de bizim münasebetlerimiz sadece bir komşuluk münasebetleri, sadece turizm yönünden bize fayda sağlayacak, işte sınır ticaretine katkı sağlayacak bir münasebetin ötesine geçmesi icap eder. Ne zaman biz iktidarda etkili noktaya geldiysek bu münasebetleri geliştirebilmek için geçmişte Erbakan hocamız çok ciddi gayretler gösterdi, ortaya koydu. Bunlardan en somutu mesela İran'la olan doğalgaz boru hattıdır. Şu anda doğalgaz boru hattı bizim adeta bu dostluğun simgesi haline geldi. Çünkü anlaşmalar yapıldığı için ambargo burada yürümüyor. Halbuki Türkiye'nin şu anda İran'a karşı haksız bir şekilde uygulanan ambargoya tavır koyması icap eder. Çünkü en zor zamanında İran Türkiye'ye destek verdi. Türkiye'nin de şimdi Türkiye NATO'nun bir üyesi, NATO Türkiye'nin karşısında. Türkiye Avrupa Birliği'nin üyesi olmak istiyor, Avrupa Birliği Türkiye'nin karşısında. Türkiye Amerika ile dost geçinmek istiyor. Çok açık görüldü ki Amerika ile Türkiye'nin dostluğu kesinlikle tek taraflı olan bir dostluk. Amerika kendi menfaati gerektiği takdirde dostluk emaresini gösteriyor. Yok eğer bu emare yoksa Türkiye'nin dostluğu hiç ama hiç umursamıyor. Onun için Türkiye ile İran'ın müşterek projeler, yatırımlarla bu yakınlaşmayı ilerletmeleri icap eder. Bakın Avrupa 2. Dünya Harbi'nden sonra Avrupa sürekli olarak birbiriyle harp eden ülkelerin kıtasıdır. Sürekli Avrupa'daki ülkeler yüzyıllarca birbirleriyle kavga etmişlerdir. En son 1. Cihan Harbi de onların arasında çıkmıştır. 2. Cihan Harbi de onların arasında çıkmıştır. Ha sonra baktılar ki bu böyle gitmiyor. Tamam bir yerden başlayalım bir defa daha harp etmemek üzere. Nereden başladılar? Ekonomik münasebetlerini birbirlerine bağlı hale getirmek suretiyle. Onun için ortak pazar bu işin başlangıcı oldu. Avrupa Birliği'nin temelinde ortak pazar var. Ekonomik işbirliği var. Bizim birlikteliğimizin de altında işte böyle bizi birbirimize bağlayacak müşterek yatırımlara ihtiyacım var. Bundan dolayıdır ki Erbakan 1969'da rahmetli Faysal'ın Arap-İsrail Harbi'ndeki yenilginin arkasından kurduğu İslam İşbirliği Teşkilatı'nın aktif olamadığını, kalabalık olduğunu, karar almakta zorlanıldığını gördüğü için D8'leri kurmaya karar verdi ve ilk ziyaretini de bu sebeple İran'a yaptı. Ve bu kapsamda da ilk adım doğalgaz boru hattıyla gerçekleştirildi. Aslında bizim bunu her sahaya yaymamız lazım. Ama ben her saha deyince tarımdan bilmem ilaca, gıdadan yüksek teknolojiye her sahada bizim bir araya gelmemiz başka ülkelere örnek olacak bir yapı oluşturmamız lazım. D8'ler istediğimiz gibi yürümüyor. Ama son döneme kadar, 2 sene öncesine kadar D8 Genel Sekreteri İran'dandı. Çok gayret gösterdi, biz şahidiz. Ancak bu kadar yapılabildi. Şimdi bir Malezyalı kardeşimiz geldi. O da elinden gelen gayreti gösteriyor ama bu hükümetlerin tavrıyla ilgili bir konu. Bundan dolayı da biz Türk hükümetinin de, İran hükümetinin de, hükümetlerinin de bu konuda daha somut, daha ciddi adım atmalarını, mutlaka somut projelere el atmaları gerektiğini düşünüyorum. Bu olmazsa bu münasebetler hep yani dostlar tabiri caizse alışverişte görsünler babında olur. Ama somutlaşırsa
O zaman birbirimize olan bağlılığımız artar. Türk dış politikasındaki siyaseti nasıl değerlendiriyorsunuz? Sıfır sorundan sorumlu diplomasi gibi bir süreç izleniyor. Bu sorun nasıl aşılabilir? Bu sorun hemen başta kısaca söyleyeyim, akıllı politikalarla aşılır tabii. Başlangıçta yapılan hata bir takım problemleri öngörememekten kaynaklandı. Ben Avrupa Birliği'nin aslında başka ülkelere örnek olması gerektiğine vurgu yapıyorum. Ama Avrupa Birliği kendilerinin de itiraflarıyla bir Judo-Christian dedikleri Yahudi-Hristiyan anlayışının birlikteliğidir. Çünkü geçmişte Yahudilere karşı en büyük zulüm Avrupa'da yapılmıştır. Adeta bu utancı bertaraf edebilmek için Avrupalılar şimdi Yahudilerin de bu meselede çok önemli olduğuna vurgu yapıyorlar. Ancak biz Yahudi Hristiyan medeniyetinin bir parçası değiliz. Biz Osmanlı'dan geldik, biz Müslümanız, biz tabiri caizse öncelikle İslam ülkelerinin bir parçasıyız coğrafyasının. İkinci olarak da biz ikinci bir tercihte bulunacaksak geri kalmış ülkelerle birlikte olmamız icap eden bir politika izlememiz gerekir diye düşünüyorum. Ama bundan Türkiye uzak durdu. Bazı adımlar atıldı. Fakat yeterli değil. Hemen Türkiye mesela 2004 yılından itibaren Avrupa Birliği'nin eşit şartlardaki şartlarda üye olabilmesi için görüşmeler başlatıldı. Ama 30 tane fasıl açılmasına rağmen ancak bir fasıl kapatıldı. Özellikle serbest dolaşımın bugüne kadar Türkiye'ye tanınması icap ederken hala bu hak verilmedi Türkiye'ye. Bulgaristan, Çekoslovakya, Romanya bizden çok daha iyi bir noktada mı ki demokrasi vesaire insan hakları konularında onlara bu hak tanınıyor? Değiller. Ama onların aynı kültürün bir parçası olma diye bir gerçeği var. Onun için Türkiye bir defa bu politikayı değiştirip biz Avrupalılarla kavga edelim, harp edelim, dövüşelim, hasım haline gelelim, böyle bir düşüncemiz yok bizim. İkili münasebetlerle Avrupalılarla olan münasebetlerimizi, birlikteliğimizi devam ettirelim. İkinci olarak Amerika Birleşik Devletleri'ni biz hep stratejik müttefik kabul ettik ama bu yanlış bir tercihti. Bunun doğru olmadığını hükümet şimdi görüyor. Fiilen yaşıyor çünkü. Aynı şekilde ne yazık ki İsrail'le olan münasebetler de stratejik müttefiklik babında ele alındı. Halbuki bu bölgedeki diğer bütün insanlara, Müslümanlara bir hakaret. Filistinlilere, özellikle Suriyelilere, Araplara. Onun için bu politikaların mutlaka değişmesi, Türkiye'nin dış politikada daha barışçıl, daha yapıcı, öbürlerine adeta örnek olacak bir politika izlemesi gerekir. Bunun da ilk adımları D8'lerle atılmıştır. Ve ben öyle ümit ediyorum ki bundan sonra eğer bu girişimler devam ederse, ama buraya tekrar şu vurguyu yapma ihtiyacını duyuyorum. Türkiye ve İran arasındaki münasebetlerin gelişmesi şart. Ha, sadece bunlar mı? Yok, buraya birkaç tane daha ekleyebiliriz. Çünkü bunlar da aynı mentaliteye sahipler ve bu coğrafyadalar. Bunlardan birisi Irak'tır, birisi Pakistan'dır. Buraya Malezya'yı da katmak mümkündür. Aslında Mısır'da gelmesi icap eder ama bugünkü anlayışla Mısır'ın böyle bir ittifakta yer almasını şimdilik zor görüyorum. İmkansız dönmüyorum ben. Hükümetler değiştiği zaman, baskı ortadan kalktığı zaman, halk iradesine saygı gösterildiği zaman
Mısır yeniden eski kimliğine döner. Mısır esas itibariyle sadece Arap aleminin değil, İslam aleminin bir parçasıdır. Burada üzerine düşen görevi o da üstlenir. Ama burada biraz önce de dediğiniz gibi Türkiye ne yapmalıdır dediğiniz zaman, Türkiye dış politikasını bu eksene kaydırmalıdır. Başkalarıyla kavga etmek için değil. Bizim Avrupa ile bir kavgamız yok. Bizim temelde Amerika ile de bir kavgamız yok. Rusya ile de şu anda bir kavgamız yok. Ama eğer biz bu bölgenin menfaatlerini, bu bölgede yaşayan insanların ve ülkelerin menfaatlerini düşünüyorsak, bizim kendi derdimize kendimiz derman olmamız icap eder. Amerika'nın Türkiye siyasetine, hem iç hem dış siyasetine yönelik baskılarını görüyoruz. Mevcut şartlarda özellikle Türkiye'nin hem iç politikasına hem dış politikasına yönelik Amerika'nın bu baskılarını veya yönlendirmelerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani düne kadar Türkiye bunun farkında değiliz diyebilirdi. Yani Amerika çok farklı bir ülke. Şunu kabul edelim ki ekonomik yönden güçlü, teknolojik yönden güçlü, askeri siyaset, daha doğrusu silah ve mühimmat yönünden güçlü bir ülke. Teknolojide uzaya giden, etkili olan, diğerleri aynı ölçüde değil. Geçmişte 1950'lerde aslında Ruslar Amerika'nın önündeydi. İlk defa uzaya onlar gitti. İlk canlıyı onlar uzaya yerleştirdiler. İlk insanı onlar gönderdiler. Amerika bir telaşa kapıldı. Geride mi kalıyorum diye. 1961'den itibaren Kennedy, biz de onların önüne geçeceğiz, ayağa da adam indireceğiz dediler. Böylece çok büyük paraları uzay teknolojisine tahsis ettiler ve burada mesafe kat ettiler. Tabii bu araştırmalar doğrudan doğruya Amerika'nın silah sanayine de yansıdı. Uzay çalışmaları. Ve bunları mahsetti aslında. Onun için şu anda dünyada Amerika ben dünyanın efendisiyim diye bir poza büründü. Bu da yeni bir iş. Aslında birinci, şunu söyleyelim, İkinci Cihan Harbi'nden sonra Amerika güçlü bir ülke olduğunu ortaya koydu. Avrupa değil, harbi Amerika kazandı. Ancak karşısında bir de harple beraber bulunduğu Rusya vardı. Rusya da güçlü bir ülke görünümündeydi. Toprakları çok daha geniş, maden yatakları çok daha geniş Rusya'nın. Zaman içinde bu yarış devam ederken Amerika ilk defa İkinci Cihan Harbi'nden sonra Vietnam'da bir yenilgiyle karşılaştı. Bu kadar askeri gücüne, teknolojisine rağmen, zulmüne rağmen acımasızca Vietnam'ı bombaladılar. Milyonlarca insanı hunharca katlettiler. Böyle bir vahşet aslında dünya tarihinde az görülen bir vahşettir. Sonunda da yenildiler. Kaçmak mecburiyetinde kaldılar. Moralleri sıfıra indi. Amerika Birleşik Devletleri Vietnam karşısında yenildi. Sıfıra indiler. Ha işte bu yenilgiyi 91'den sonra Sovyetler dağılınca yeniden biz kendimize gelelim. Dünyanın efendisi biziz, teknoloji bizde, zenginlik bizde, acımasızca davranmak bizde. Biz insan haklarından falan bahsederiz ama menfaatimiz geldiği takdirde ülkeleri katletmekten insanlara hiç çekinmeyiz. Bu acımasızlıklarını Hiroşima'da, Nagasaki'de bütün dünya gördü. Bitmiş bir harbin sonunda sırf denemek için iki tane atom silahı kullandılar. Sırf denemek için.
Tabii bir de gözdağı vermek için. Dünyada bu vahşeti yapacak başka bir ülke olduğunu zannetmiyorum ben. Şimdi de bunu farklı şekillerde ortaya koyuyorlar. Amerika'nın dostu olmaz. Amerika sadece menfaat için. Harbe girmeden, zarar görmeden ülkeleri sömürmek, eğer sömürmeyi başarabiliyorsa dostluk yüzünü gösterebilir. Ama Trump bunların arasında en acımasızı, insan haklarından, insan hakları nosyonundan en uzak olanı ve insan haklarına hiç kıymet vermeyen bir insan. Aslında bu sadece ona münhasır değil. 11 Eylül'den sonra Amerika'nın takındığı tavır hukuku yok sayan bir tavırdır. İşkenceye cevaz verdi. Dünyada bu olacak bir iş değil. İşkenceye cevaz vermek ben insan değilim demektir aslında. Esirleri alıp 20 sene hapiste tutabiliyorlar. Onun için Türkiye'nin Amerika ile olan münasebetlerinde bunu dikkate alarak yeni strateji geliştirmesine ihtiyaç var. Ha efendim, siz NATO'dan çıkacak mısınız, çıkmayacak mısınız? Bu noktada ben şu anda herhangi bir fikir söylemeyi doğru bulmam. NATO aslında barışı tesis etmek için dünyada kurulmuş bir askeri güç. Ama Amerika'nın tahakkümü altında. Amerika'nın tahakkümü altında olduğu için 1956-57'lerde Fransızlar dediler ki biz bu tahakküme razı olmayız. Enteresandır bu. Biz bu askeri tahakküme razı olmayız. Biz çekiliyoruz askeri kanattan dediler. Ve uzun zaman askeri kanadın içinde bu sebeple yer almadılar. Şimdi yeniden dönme aşamasına geldiler ama Amerika aslında kendi kimliğinden fazla bir şey kaybetti diyemeyeceğim. Onun için yeni bir dünyaya ihtiyaç var. Bu yeni dünyayı ne Amerika, ne Avrupa, ne Rusya, ne Çin kuramaz. Temel insan haklarının, özgürce yaşayacak insanların, adaletin güce değil, hakka bağlı olduğu bir anlayışı ancak İslami düşünceye sahip ülkeler getirebilir. Ben bugünkü İslam alemini demiyorum ha. Bugün İslam alemini maalesef bu düşüncelerden yoksun. Ama İslami düşünce İslam aleminde yaşayanların inhisarında değil ki. Veya İslam bunların yaptığı yanlışlıklardan dolayı itham altına sokulamaz ki. Onun için biz eğer dünyada barış ve huzur olsun istiyorsak mutlaka bu barışın temel prensiplerini hakim kılacak bir birlikteliği oluşturmaya mecburuz. Bu bizim kültürümüzde var işte. Onun için ben ille de İslam ülkeleri, ille de geri kalmış ülkelerin bir araya gelmesi önemlidir diye düşünüyorum. Suriye politikalarında bir dizi değişiklikler var gibi gözüküyor. Yapılan çelişkili açıklamalar var. Çekildik açıklaması var ama çekilme varmış gibi gözüküyor ama fiilen orada farklı bir siyaset izleniyor. Bunun Türkiye'ye etkisi, bunun ortaya çıkardığı tehditler veya sorunlar nedir, var mı? Yani şöyle, burada başka bir şey ortaya çıktı. Son neredeyse 20 senedir. O da şu, Amerikan Cumhurbaşkanları herkesin tahmin ettiği gibi Amerika'nın dış politikasına tam olarak hakim değiller. Burada devrede Pentagon da var, CIA de var. Onun için mesela Obama Guantanamo'yı kapatacağım dedi. 8 yıl, 2 dönem iktidarda kaldı, kapatamadı. İşte Trump, ben birçok ülkeden çekileceğim dedi ama çekilemedi. Hem çekileceğim diyor, arkasından bakıyorsunuz asker gönderiliyor. Kim gönderiyor? Pentagon gönderiyor.
Onun için cumhurbaşkanlarının ifadelerine sadece itibar ederek Amerika'nın politikalarının değişebileceğini düşünmek doğru olmaz. Peki Amerika'da etkili olan unsur ne? Amerika'da şu kanaat hakim. Bir, evangelizm diye bir anlayış var. Bu aslında bir dini anlayış. Bu dini anlayış ta 1890'lardan başlamış. Bir İngiliz papazım İncil'i yeniden tabiri caizse tefsiri ile gündeme gelmiş. Amerika'ya gidip yerleşmiş ve giderek Amerika'da bu inanç kök salmış. 1970'lerden sonra da bu inanç siyasete sirayet etmiş. Şu anda Pentagon'daki generallerin, yani bizim aldığımız bilgi doğru da olur, yanlış da olur ama neredeyse üst seviyenin tamamı evangelik deniliyor. Evangelizm ne? Evangelizm Yahudi inancı ile Hristiyanlığı birleştiren bir anlayış. Yani kıyamete yakın Yahudilere göre Mesih gelecek, Hristiyanlara göre de Hazreti İsa avdet edecek. Evangelikler diyor ki işte bu ikisi aynı insan. Yahudiler bunun farkında değil. Mesih geldiği zaman görecekler ki o Hazreti İsa. Peki Mesih nasıl gelecek? İşte mutlaka İsrail diye bir devletin kurulması, Kudüs'ün Yahudiler tarafından işgal edilmesi, Mescid-i Aksa'nın da yerine Hazreti Davud'un sarayının kurulup orada bir takım kurbanlar kesilmesi. Şimdi ben bunları söyleyince hikaye anlatıyormuşum gibi anlaşılabilir. Ama bu evangeliklerin kendi kitaplarında olmazsa olmaz olarak görülen özellikler. Aynı zamanda da Yahudilerin inancıyla da örtüştüğü için ikisi birbirine bağlandılar. Bu çok önemli bir özellik. Bunu siz herhangi bir politikayı değiştiriyor gibi değiştiremezsiniz. Çünkü bu onların inançlarının temeli. Amerika politikaları bundan dolayı değişmez ileride. Amerika politikaları bu dediğimin gerçekleşmesi için şimdi yeniden şekillendiriliyor. Ve burada maalesef atılan bir takım yanlış adımların da etkisi var şimdi ona destek mahiyetinde. Çünkü işte arz-ı mev'ud neresidir dediğiniz zaman Fırat ve Dicle nehirleriyle Nil'in arasındaki topraklar. Bu o kadar geniş bir sahayı kapsıyor ki onun için bu tarafa doğru gelmek mecburiyetinde kalıyorlar Amerikalılar. Bunu gerçekleştirmedikleri müddetçe de ben buradan çıkabileceklerini tahmin etmiyorum. Bunun neticesinde zaten herkesin beklediği, şimdi biraz daha farklı bir noktaya giriyoruz, Argamedon diye bir harp var. Onlar kendileri inanıyorlar ki kıyamete yakın Yahudilerle Yahudi karşıtları arasında, dışındakiler arasında bir savaş meydana gelecek. Bu savaşta insanlığın tamamına yakını yok olacak. Sadece inancı olan 12 Yahudi kabilesinden 100'er bin kişi hayatta kalacak. 10 biner kişi. 100'er bin de değil. Şimdi bu inançla bulunan bir ülke yöneticisi bu inancından vazgeçmedikten sonra politikalarını değiştirebilir mi? Değiştirmez. Ha bizde de bir inanç var. Yani bizde onlar Mesih bekliyor. Biz Mehdi diye Müslümanlarda bir beklenti var. Ve böyle bir harbin olacağı bizde de öngörülmüş. Ama biz yani bunun
aslında belli yerleri işgal etmek için değil, işgalcilere karşı direnç olarak görüyoruz ve idrak ediyoruz. Bundan dolayı ben Amerikalıların bu işten vazgeçmeyeceklerini düşünüyorum. Avrupa bu inançta, tam olarak bu inançta değil ama Amerika'daki bu evanjelik Hristiyan anlayışı Avrupa'da da şimdi kabul görmeye başladı. Evanjelik kiliseler şimdi kuruluyor Avrupa'da. Bu inancı taşıyan, yani Avrupa insanlarını etkilemek, siyasetçilerini etkilemek için, onlar da aynı noktaya gelirler mi? O biraz Avrupa'da zor gibi geliyor bana ama bilemiyorum. Burada da düşüncelerini şunu da ifade edeyim. Bazen Orta Doğu'da bir kaos meydana geldi. Bu kaos Amerikalıların beklemediği bir şeydi diye düşünenler var. Tam tersi, Amerika kaos ortamında bölgenin daha kolay yönetilebileceğini düşünüyor. Onu da ifade edeyim. Tam burada bir sorun var ama bu sorudan önce biraz önceki Amerika'nın çekilmesine bağlantılı olarak soracağım. Şimdi Amerika'nın çekilmesine yönelik söylemlerinden sonra Fransa başta olmak üzere bazı Avrupa ülkeleri biz oraya gidebiliriz gibi açıklamalarda bulundu. Yani bu onun boşluğunu doldurmaya yönelik bir açıklama mı yoksa birbirine paralel hareket mi? Yani burada ben Fransızları tam olarak anlıyorum diyemeyeceğim. Almanları anlarım. Çünkü onlar hala Yahudilere karşı geçmişte Hitler zamanında yapılan zulümden dolayı bir kompleks içindeler. Ama Fransızların böyle niye düşündüğünü bilmiyorum. Ama Fransızlar da aslında güçlerin nispetinde Amerikalılardan pek geri kalmazlar. İşte gittiler Cezayir'i işgal ettiler. Gittiler başka ülkeleri işgal ettiler. Uzun zaman oralarda kaldılar. Ve oralarda insanları adeta köleleştirdiler. Bakın oraların hepsinde Fransızca konuşulur. Kendi dillerini bile bilmez büyük bir kısmı halkın. Yeni yeni başladılar öğrenmeye. Onun için Fransızlar böyle bir havaya girebilir ama altında tam olarak ne yatıyor söyleyemeyeceğim. İnşallah endişe ettiğimiz vüsatte değildir diye düşünürüm. Şimdi Amerika'nın kriz oluşturma siyasetleri geçmişten beri var da şu son dönemlerde, son dönem değil geçmişten bu yana İran'a yönelik askeri tehditleri de var. Evet. Şimdi bu askeri tehditler ne kadar ciddi, var mı? Varsa bu tehditler sadece İran'ı mı kapsıyor? Son dönemlerde Türkiye'ye yönelik açık tehditler de vardı. Bu tehditleri nasıl değerlendirmek lazım? Şimdi tabii buna bakarken onların çizdikleri ve yayınladıkları Büyük Orta Doğu projesine bakmak lazım. O projede Türkiye topraklarının doğu tarafı gidiyor. İran'ın topraklarının büyük bir kısmı gidiyor. Pakistan toprakları gidiyor. Bilmem Arap Yarımadası'nın büyük bir kısmı şekil değiştiriyor. Mısır'ın büyük kısmı gidiyor topraklarının. Onun için hedefleri büyük ve sonunda da bunu gerçekleştirmek için harbe razılar. Ancak bu bölgede şimdilik hem İran'ı hem Türkiye'yi ciddi bir tehdit olarak görüyorlar kendilerine direnç gösterme babında. Kimse kendi toprağını gel buyur al demeyecek. Ancak İran'la ilgili farklı bir nokta daha var. Yani buna şuradan girelim. 1990'larda Pakistan'ın atom bombasını imal etmesinden sonra dünyada Müslümanlara karşı olan endişeler arttı. Ya Pakistan bunu yaparsa başkaları da bunu oradan kopya edebilir diye. Halbuki Pakistan, Hindistan'ın bu konuda attığı adıma bir cevap olarak atom bombasını imal etti ve başarılı oldu. İslam aleminde de aslında nükleer silaha sahip tek ülke. İran'da ise nükleer sahada yapılan çalışmalar, ileride İran'da bir nükleer silah imal edebilir
endişesini ister istemez Batı'da doğurdu. İran bu konuda taahhüt veriyor. Ben bir kitle imha silahının imalini kendi inancıma da ters gördüğüm için kesinlikle ben atom silahı yapmayacağım diyor. Ama bu karşı tarafta şüpheyle karşılanıyor. Teknoloji olduktan sonra yarın bugünkü yönetim değişir, başkası gelir, onlar imal edebilirler atom silahını diye. Tabii burada kademeler var. Yani uranyumun zenginleştirilmesi çok önemli. İran bu noktada çalışmalarını hızlandırdı, belli bir noktaya geldi ve şu anda da İran diyor ki ya ben bunu sadece enerji üretiminde ve barışçıl maksatlarla kullanacağım. Aslında bunu böyle yapacağımı da ispat etmek için dünyanın benim çalışmalarımı denetlemesine de rıza gösteriyorum. Bütün ülkelerin katılımıyla bir anlaşma yapıldı ama Amerika Trump'tan sonra ben bu anlaşmanın dışına çıkıyorum dedi. Derdi kavga etmek. Ya bütün ülkeler anlaşmış. Senden önceki başkan imza atmış. Yani ülkelerde yönetimlerin değişmesi, bir önceki yönetimin aldığı uluslararası kararların değişeceği manasına gelmez. Ama bu bir şeyi gösteriyor. Burada niyetleri kötü. İyi niyetle yaklaşmıyorlar. Çünkü İran açıkça bunu ortaya koymuş. Denetlenebilirim diye. E tabii onlar ambargo uygulamaya başlayıp bu noktada Avrupa'da işte Amerika'ya güya tavır koydu ama ambargoyu o da uygulamaya başladı. Öyle şey olur mu? Hangi gerekçeyle siz bu ambargoyu uyguluyorsunuz? İran'ın üzerine düşen bir şeyi ben yapmıyorum dediği de vaki değil. Onun için ben buradakilerin de göstermelik olduğunu ama esas burada İran'da oluşan potansiyelden endişe ettiklerini düşünüyorum. Tabii bir de silahların son zamanlarda özellikle bu elektronik ortamdaki gelişmeler, yazılımlar artık her ülke tarafından geliştirilebiliyor. Bu da onların endişesini artırıyor. Yani İran'ın bir UFO'yu indirmesi, Amerikalılara ait bir UFO'yu, Amerikalıları zannediyorum ki şok etti. Böyle bir şey hiç beklemiyorlardı. Vurmadı İran, indirdi. Başka noktalarda da demek ki ellerinde bir teknoloji var. Yani bir pilotsuz uçağı indiren İran, yarın pilotlu bir uçağı da etkileyebilir diye endişe duyar. İster istemez duyar. Çünkü bu teknolojinin hangi seviyede olduğunu bilmiyor. Bekleyip göreceğiz. Amerika bundan sonra bir politika, tavır değiştirir mi diye. Niyeti değişmez. Fakat bekleyip görmekten başka da çaremiz yok. Şöyle diyebilirim. Yani tehdidin arkasında aslında teknolojinin millileştirilmesi konusundaki siyasetler yatıyor. Hani İran yönünden. İran ve Türkiye. Türkiye tabii tabii. Dillendirdim ya. İHA, SİHA gibi. Tabii yani tabii tabii. Teknolojileri ben üreteyim ve millileşsin şeklindeki siyasetler karşısında bir tehdit var. Yani. Doğrudur tabii işte. Ben de onu diyorum zaten. Bunu, çünkü bunu artık onlar vermiyor. Verdiğimi geri alırım veya sana bunu kullandırtmam diyemiyor. Bu da öyle bir iş ki fiziki olarak bir bomba atmaya benzemiyor bu. Senin müdahaleni engelleyecek bir imkan doğuruyor. Onun için çok önemli. Yani Amerika müdahale etmeye kalktığı takdirde, yani bu işte neydi, Amerikan büyükelçilik mensuplarının İran'da gözaltına alınmasından sonra Amerika bir müdahalede bulunmak istedi. Fiziki, tevessül etti fiziki bir müdahaleye. Orada Cenab-ı Hak kum fırtınasıyla onları perişan etti. Ama artık kum fırtınası beklemeden de perişan olabilecekleri ihtimali var.
Şimdi bir iki daha soru var da ben bir soruyu daha sorayım. Şimdi Sovyetler Birliği dağıldı. Ortada bir tehdit unsuru oluşturularak işte Doğu'da, Afganistan'da bir terör olgusu oluşturuldu. 2000'li yıllarda işte Taliban, Erkan vesaire. Ve oraya bir saldırı düzenlendi. Oradaki saldırı bitti. 2011'lere geliyoruz. DAEŞ denilen bir olgu ortaya çıktı ve çıkarıldı. Şimdi tırnak içinde buna terörist gruplar denildi. Aşırıcı gruplar denildi. Adı neyse. Şimdi bu özellikle güncel olduğu için söylüyorum. Batı Asya'da ortaya çıkan bu terör gruplarının kökeni ne? Nereden çıkıyor? Ve bu ifrat tefrit dediğimiz radikal unsurların mücadele yöntemi nedir? Bunlarla mücadele yöntemi ne olabilir? Yani tabii burada Batı ülkelerinin bu tip organizasyonlara dolaylı olarak destek verdiği söyleniyor. Bu gerçek mi değil mi tam olarak bilmiyoruz. Ama bir gerçek var. Bunların elinde Amerikan silahları var. Bunların elinde Amerikan teknolojisi var. Ve bunların attıkları her adım bir bakıma Amerikalıların işine yarıyor. Aslında tabii bu gene evangeliklere döneceğim. Orada çok fazla durmak istemiyorum ama Amerika uzun vadede bu bölgede yaşayan ülkelerin kendi işgallerine direneceğini düşünüyor ama bunlara desteğin iki yerden gelme endişesini taşıyor. Birisi Rusya, birisi Çin. Amerika Afganistan'a bundan dolayı kendisini girmekte mecbur hissetti. Rusya'yı birdenbire güneyden kuşattı. Çin'i de batıdan kuşattı. Halbuki Amerika eskiden sadece okyanuslarda bunlara karşı bir tavır sergileyebiliyordu. İncirlik üssü Orta Doğu'da vardı ama çok uzak. Hele de Çin'e karşı müdahale. Çin uzun vadede Amerika'nın en çok endişe duyduğu ülke. Ve Çin'in geldiği nokta Amerika'yı ciddi manada endişelendiriyor. Ama bendeki kanaat geç kaldılar. Yani Çin'i bundan sonra kontrolleri altına alamazlar. Bir, nüfusu çok kalabalık, 1,5 milyar. İki, Amerika'nın teknolojisinin büyük bir kısmını kendileri aldı, kullandı. Amerika'ya karşı rakip olarak çıktılar. Ticarette bayağı ileri noktadalar. Onun için de bu iki ülkeyi en azından yarın bir savaş çıkarsa ben nasıl onlara müdahale ederim, nasıl onların müdahalesini önlerim diye yeni üsler kurdular. Birisi işte dediğim gibi Afganistan'da, bir tanesi Irak'ta, Suriye'de de benzer bir üsleri kuruldu. Bir de Türkiye'de İncirlik var. Bu buralarda kalıcı olduklarının işareti. Yani buradan kolay kolay Amerika çıkacağım diyor Bush diyorum Trump. Çıkamıyor. Çünkü askerler müdahale ediyorlar. İzin vermiyorlar. Saadet Partisi'nin ve Türk halkının Kudüs ve Filistin'e bakışını biliyoruz. Bir hassasiyeti var olduğunu biliyoruz. Şimdi öncelikle Batı Asya'daki terör gruplarının İsrail'in güvenliğini ne kadar sağladığını değerlendirebilir miyiz? Bu bir. İkincisi Trump'ın asrın anlaşması diye nitelendirip ortaya koyduğu Kudüs ve Filistin'in artık yok edilmesi, Kudüs'ün tamamen Yahudilere verilmesi projesi var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani gerçekten bu asrın anlaşması Filistin'e ne getirecek? Filistin'e hiçbir şey getirmez. Yani bu sadece Filistin'i yok etmek için ortaya atılan bir fikir.
Onun ilk adımları işte Golan Tepelerini önce Amerika sanki babasının malıymış gibi İsrail'e verdim dedi. Onun arkasından kendi başkentini Kudüs'ün Kudüs'ü İsrail'in başkent ilan etmesinin ardından orayı tanıdı. Getirdiği büyükelçiliğini Kudüs'e yerleştirdi. Aynı zamanda yani İsrail'in son olarak attığı adım, yani artık burada Filistinliler diye bir topluluk yok. Sadece Yahudiler var. Filistinliler burayı işgal etmişler. Bundan dolayı da biz onları artık bir vatandaş olarak da kabul etmiyoruz diyorlar. Dünyada bunun emsali yoktur. İsrail'in kuruluşu da dünyada emsali olmayan bir kuruluştur. Tamamen yalana dayanıdır. Yani üzerinde insanların yaşamadığı topraklara devleti olmayan, toprağı olmayan bir milleti getirip yerleştirmek. Temelde yatan fikir buydu. Bu kadar alçaklık olmaz. Yani bu mantıklı bir şey değil. Şimdi de benzer bir fikri kabul ettirmek istiyorlar. Bu dediğim noktadan geliyor. Bunun için Orta Doğu'da oluşturulan veya İslam ülkelerinin neresinde olursa olsun oluşturulan tetkiş örgütleri, dikkat edin, hep Müslümanlara karşı çarpışıyor. Başkalarına karşı değil. Afganistan'a gidiyoruz, ben üzülüyorum. Taliban eskiden böyle değildi. Ama gidiyor şimdi camileri bombalıyor. Efendim bunlar bizim muhaliflerimizle ittifak yapıyor. Yahu ne yaparsa yapsın o camide öldürdüğün yaşlı, kadın, genç, çocuk, bebek Müslüman ya. Bunun hesabını veremezsin ki sen Cenab-ı Hakk'a karşı. Yani Taliban bunların içinde eskiden en masum olanıydı. Çığırından çıktı. Sen DAEŞ gibi bunlara bakıyorsun. Sadece İslam bölge. Boko Haram'a gidiyorsun, Müslümanları katlediyor. Nerede bir güya İslam'dan güç alarak kurulduğunu iddia eden bir tetiş örgütü varsa bunların tamamı maalesef İslam düşmanlarına alenen destek veriyorlar. Gizli ve örtülü değil. Siz Müslümanları zayıflatırsanız, Müslümanları katlederseniz, İslam'ın Müslüman'ın düşmanına destek veriyor olmaz mısınız? Bu kadar açık. Onun için maalesef bunlar hep şimdiye kadar İsrail'e fiilen destek vermiş oldular. Bundan sonra da bunları buradan söküp atsanız bile onların kırıntıları kalır. Çünkü şiddet öyle bir şey ki kimseye fayda sağlamaz aslında. Şimdi Avrupa aslında bir bakıma bunları kontrol altına aldığı gibi eskisi kadar tetkiş hareketi yapamıyorlar. İyi ki de yapmıyorlar. Ama bundan sonra yapmayacakları manasına da gelmez bu. Onun için bizim bu noktada ne yapmamız gerekir dediğimiz zaman biz başa dönüyoruz. İlk başta söylediğimiz gibi kendi inancımıza, kendi değerlerimize sahip çıkmak, bunları toplumda etkili hale getirmekten başka çaremiz yok. Bizim inancımız bunu bize emrediyor, dikte ediyor. Siz çocuğunu babasından dolayı cezalandıramazsınız. Babasını da çocuğundan dolayı cezalandıramazsınız. Ama bunlar öyle bir hunharca davranıyor ki babasını, çocuğunu, oğlunu, damadını, gelinini değil, o bölgede yaşayan herkesi öldürmekten çekinmiyorlar. Böyle bir anlayış olur mu? Buna bizim kendi inancımızla, temel inancımızla karşı çıkmalıyız. Onun için biz Batı'da da aslında şuna da dikkat etmek lazım. Bu dünya bir imtihan alemi. Biz buna inanıyoruz. Karşımıza çıkan bütün problemler, o problem karşısında bizim takınacağımız tavır sebebiyle Cenab-ı Hak indinde kabul görüp görmeyeceğimizi ispat edecek, ortaya koyacak. Çünkü biz sonunda başka inanç sahipleri ne derse desin, inanıyoruz ki bu hayat bir gün bitecek. Onun arkasından da bu hayatta bizim yaptıklarımız ve yapmadıklarımızdan dolayı hesaba çekileceğiz.
onun neticesinde ya mükafata ya mücazata duçar olacağız. Bu kaçınılmaz. Bu bizim inancımızın. Bizim bunu kendi toplumumuza anlatmamızı icap ediyor. Sadece toplumumuza değil başkalarına da. Şimdi Batı'da İslam'ı şiddetle özdeşleştirerek kötülemek isteyenler aslında hüsrana uğrayacaklar. Sadece bir noktadaki bir misali söyleyeceğim. Hatta bir değil belki birkaç tanesi söylenebilir. Mesela Fransa'da Roger Garudi, Fransız Komünist Partisi'nin genel sekreteriydi, Müslüman oldu. Ve bir Müslüman olarak hayata gözlerini kapadı. Hollanda'da Peygamber Efendimiz'e hakaret ederek meşhur olan adam İslam'ı tetkik edince Müslüman oldu. Geçenlerde Amerika'da Müslüman olan bir gencin nasıl Müslüman olduğunun hikayesini internet ortamında dinledim. Babam, annem diyor, kilise müntesipleri ve bir de burada aşırı derecede oldu, önde gelenlerinden. Bir gün babama dedim ki diyor ya baba, biz eğer bu Müslümanlarla bu kadar kötü inanca sahip olan, şiddet gösteren insanlarla mücadele edeceksek, onların inançlarını daha iyi anlamamız lazım. Ben bu sahada çalışacağım dedim diyor. Babam da iyi edersin oğlum dedi. Sonra diyor okudum Allah Allah. Bunların söyledikleri hiçbir şey İslam inancının içinde yok. İtham edilenler. Babama dedim ki diyor baba, yahu bizim söylediklerimiz Müslümanlarda yok ki. Sen bilmezsin dedi diyor. O zaman ben biraz daha araştırayım. Sonra baktım ki babamı da annemi de ikna etmem mümkün değil. Ama 2 sene sonra ben Müslüman oldum diyor. Bu neyi gösteriyor? Şu anda bütün bu baskıya rağmen insanlarda merak uyandırıldığı için kafası çalışanlar yahu bu Müslümanlık neymiş? Şunu bir öğreneyim diyor. Öğrenince de İslam'ı tercih ediyor büyük çoğunlukla. Bütün çabalarına rağmen hem Avrupa'da hem Amerika'da bir inşallah patlama var diye düşünüyorum. Bunun neticesinde onlar hüsrana uğrayacaklar. Yani İslam'ı kötü gösterelim derken merak uyandırdıkları için kendi insanları da ya neymiş bu Müslümanlık diye ilgi duyup araştırmaya başladığı için Müslümanların önü açılıyor Allah'ın izniyle ve biz buna önümüzdeki 10 yıllarda şahit olacağız. Bu inşallah yani eksponansiyel derler, bir artış vardır. Doğru artış böyle gider. Eksponansiyel dediğimiz bizim şöyle gider. Önce yavaş yavaş bir noktaya geldikten sonra birdenbire hızlanır. İnşallah İslam'ın batıda yayılışı böyle olacak diye ümit ediyorum. Allah razı olsun hocam. Dilinize sağlık. Allah sizlerden razı olsun. Ben de teşekkür ediyorum.